Merhabalar, ben Doktor Redpill. Bugün bu YouTube kanalının ilk yayınını koyuyorum. Pek çoğunuz beni erkek adam sitesiyle birlikte yaptığım yayınlardan tanıyorsunuz. Bunlar YouTube'da çıktı. Büyük ses getirdi ve çok fazla miktarda geri bildirim aldım. Gerek YouTube'dan gerek Instagram'dan bana pek çok kişi yazdı. Bu kişilerle telefonda konsültasyon da yaptım. Türkiye'nin her yerinden sorular geldi. Bunları cevaplamaya çalıştım. Tabii sorular giderek artıyor. Bunları cevaplamam çok zor oluyor. Tek tek. Onun için bu kanalı kurmaya karar verdim. Buradaki amacım Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan erkeklere, genç erkeklere ve benim yaşımdaki erkeklere yardım etmek. Ben 45 yaşından sonra Red Pill ile tanışmış bir insanım. Pek çoğunuz zaten o YouTube kanalını dinlediyseniz kabaca benim hikayemi biliyorsunuzdur. İlk Red Pill'i aldığım yıl 2017 yılı. Daha sonra Rollo Tomassi ve Richard Cooper'la tanıştığım yıllar 2018 ve diğer bazı temel, bu işin temelini oluşturmuş Amerika'daki Red Pill'cilerle ve ondan sonra zaten o zamandan beri bir kanal kurmayı düşünüyordum. Özellikle Türk insanlarına yardım edebilmek için, sadece erkeklere değil, ayrıca kadınlara yardım etmek için. Çünkü bu toplumda birlikte yaşıyoruz. Pek çoğumuz mutluluğu arıyoruz, hem erkekler hem kadınlar, ama savrulmuş durumdayız ne yazık ki. Bunu, bilgilerimi paylaşmak, tecrübelerimi paylaşmak için bu kanalı kuruyorum. Sadece kadın erkek ilişkileriyle ilgili değil, fakat maskülen erkek nasıl olunur, toplumda kabul edilen bir erkek nasıl olunur, hayatta hedefler nasıl belirlenir ve amaçlara nasıl ulaşılır ve ayrıca spor ile ilgili bilgilerimi ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum genç arkadaşlarla ve benim yaşımdaki arkadaşlarla. Ben 45 yaşından sonra Red Pill ile tanıştım ama daha öncelerde hep Red Pill kavramları, maskülen erkek kavramı her zaman kafamda vardı. Zaten pek çoğumuzun kafasında zaten var. Fakat toplum baskı ile bunu gerek unutturuyor, gerekse bizi utandırmaya çalışıyor maskülen erkek olduğumuzdan dolayı. Ayrıca bu kanalda bazen İngilizce kelimeler de kullanacağım. Çünkü kaynakların çoğunu İngilizce okudum. Ve tam olarak tercümesinin, birebir motomot kelime tercümesinin olmadığını düşünüyorum ama bunları açıklayarak Türkçe'ye çevireceğim. Bazı Türkçe'ye çevrilmiş hallerini görüyorum ve çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ben uzun yıllar Amerika'da yaşadım. Onun için İngilizceyi ana dilim gibi konuşuyorum. Ve tam Türkçelerine baktığım zaman tam doğru tercüme edilmediklerini düşünüyorum. Bunları da açıklamaya çalışacağım. Bundan 2-3 ay önce erkek adam ekibiyle birlikte iki yayın yaptık. Hemen hemen ard arda geldi. Birincisi tanışma yayını gibi oldu. YouTube'da bulabilirsiniz bunu. 45 yaşından sonra Red Pill'i almak. Bundan sonra çok fazla geri bildirim geldi Türkiye'nin her yerinden. Genel olarak konular aynıydı. Bunlar bir 10 tane başlık altında toparlayabilirim. Bunu da ayrı bir programda yapacağım. Daha sonra bana gelen sorularla ilgili bir yayın yaptık. Belki tanıyorsunuzdur erkek adam sesini takip eden arkadaşlardan. Freddy ile birlikte yayın yaptık. Çok fazla geri bildirim oluyor. Genelde Türkiye'deki erkeklerin sorunları hemen hemen aynı. Nadir de olsa kadınlardan da geri bildirim oluyor. Sorular cevaplıyoruz filan. Tabii Red Pill'i almış erkekler ne yazık ki gerek Türkiye'de gerek dünyada çok az bir grup insan. Fakat kadın erkek dinamikleri giderek anlaşılmaya başlanıyor. Özellikle 2002 yılından sonra sitelerin kurulmasıyla, yani internet sitelerin, blogların kurulmasıyla erkekler birlikte hareket etmeye başladılar yavaş da olsa. İletişim içine geçtiler, birbirlerini daha iyi anlamaya başladılar ve bilgi artmaya başladı. Kadın erkek dinamikler arasındaki bilgiler artmaya başladı ama Red Pill'i almış kadın erkek dinamiklerini anlamış erkeklerin sayısı oldukça az ve Türk toplumunda çok daha az.
Çünkü toplum ne yazık ki erkekleri çok farklı bir şekilde koşullandırıyor. Kadına hizmet edecek erkek tarzında koşullandırıyor. Televizyonda olsun, reklamlarda olsun, hükümet politikaları belki, devlet politikaları, parti politikaları, okul eğitim politikaları hep erkekleri baskılama üzerine kurulmuş durumda ne yazık ki. Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi Red Pill tam olarak nedir? Bilmeyen arkadaşlar için ve ilk kez böyle bir kanalı izleyen arkadaşlar için kısaca açıklamak istiyorum. Red Pill'in temeli Matrix filminden gelen kırmızı hap ve mavi hap kavramlarından oluşuyor. Kırmızı hapı aldığınız zaman içinde bulunduğunuz ve yanlış olarak inandığınız bütün değerlere, dünyaya veda ediyorsunuz. Mavi hapı aldığınız zaman ise o size öğretilen beyin yıkanmışlığı içinde kalmaya devam ediyorsunuz. Kırmızı hapı aldığınız zaman gerçekleri görüyorsunuz ve ne yazık ki gerçeklerin çok acı da olduğunu görüyorsunuz. Benim referansım çoğu zaman Rollo Tomasi olacaktır. Kendisiyle de tanıştım. Birebir konuştum. Çoğu zaman Rollo Tomasi'yi referans veririm ve Amerika'daki Red Pill'cilerin çoğu da onun öğretisini referans vererek her zaman konuşurlar. Onu temel alırlar. Çünkü çok kapsamlı 4 tane kitap yazdı. Bunları defalarca okudum ve Red Pill kavramını içselleştirdim. Red Pill'i içselleştirmeyi de ileriki bölümlerinden bir tanesinde size anlatacağım. Rollo Tomasi'nin tanımıyla Red Pill, kadın erkek ilişkileri arasındaki, kadın erkek dinamikleri arasındaki kavramları anlamaktan geçer. Şimdi dünyaya baktığınız zaman Red Pill politikada da olabilir. Eğitimde de olabilir, ekonomide de olabilir. Bir şeyi anlamak anlamına geliyor ama bizim kullanacağımız anlam Red Pill erkek, kadın erkek dinamiklerini anlamış, çözmüş ve ona göre hareket eden ve belki de Red Pill kavramını hayatının odak noktasına koyan erkek anlamına geliyor. Ben Red Pill aldığım zaman ilk önce kadın erkek dinamiklerini anladım. Zaten pek çok kavramın bana yabancı olmadığını fark ettim. Fakat dediğim gibi sosyal koşullandırmalardan dolayı bunun baskılandığını ve bu sosyal koşullandırmalardan kurtulmamız gerektiğini de fark ettim. Ve böylece Red Pill'i aldım ve bir uyanış oldu benim için. Red Pill'in Rollo Tomasi'nin deyişiyle iki ayağı vardır. Kadın erkek dinamiklerinin aslında iki ayağı var. Bir tanesi Red Pill denilen kavram, yani işin teorik kavramı, daha derin kadın doğasını ve düşünce yapısını anlama yönelik ve bunun üzerinden belki de erkeğin kendini bile anlamasına yönelik, maskülüniteyi anlamasına yönelik teorik olan kısım. İkinci kısım ise İngilizcesi PUA denilen, Pickup Artistry ve Game denilen oyun, yani kadınları tavlama sanatı üzerine kurulmuş hareketlerdir. Ben bu kanalda daha çok birinci kavram olan kadın erkek arasındaki dinamiklerin teoriyi ve psikolojisi üzerine konuşacağım. Pek çok genç erkek ikinci kısmı da tabii öğrenmek istiyor. Pickup artistry, yani kadın tavlama sanatı, game, kadınları nasıl tavlarızın İngilizcesidir bu game. Bunu da öğrenmek istiyor. Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Rollo'nun deyişine göre biri olmadan diğeri olmaz. Yani sadece game yaparak bir yere gelemezsiniz veya sadece işin teorisini bilerek de bir yere gelemezsiniz. Bunu bir binanın iki önemli sütunu olarak düşünün ve ona göre hareket edin. Ama bu kanalda dediğim gibi teori ağırlıklı, çözümcül bir yaklaşımla geleceğim. Pek çok arkadaş bana yazıyor, değişik yaş gruplarından sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Bunlara daha çok hem teorisini anlatacağım hem de pratik bilgiler vererekten onu nasıl çözmeniz gerektiğini, işleri nasıl çözmeniz gerektiğini, karşınızdaki kadını nasıl anlamanız gerektiğini hepsini anlatacağım. Tabii Red Pill öğretisi şöyle, her zaman kendinizi canlı tutmanız lazım. Okumanız, izlemeniz, görmeniz ve hatta yaşamanız lazım. Sadece teoriyi bilerekten olmaz. Yani dışarı çıktığınız zaman
insanlarla iletişimle bunu da anlamanız lazım. Onun için devamlı kendinizi dinamik tutmanız ve bazen eski öğretilere geri dönüp onları tekrar tekrar okumanız gerekecektir. Çevrenizde red pill almış çok fazla erkek bulamayacaksınız. Daha çok red pill almış erkekleri toplum utandırmaya çalışır. İngilizcesi shaming. Utandırmaya çalışır. Sen yanlış yapıyorsun. Ne biçim erkeksin? Böyle olur mu? Kadınlara böyle davranılır mı filan tarzında. Fakat sakın kendi maskülenitenizden utanmayın. Maskülenite bir erkeğin sahip olduğu en güzel şeydir ve bunu koruyarak yüceltin. Zaten toplumda kadınlar da maskülen bir erkek arıyorlar. Ve toplum şu anda daha çok feminen olduğu için toplum dinamikleri çökmüş durumda. Maskülenite baskılanmış ve azaldığı için toplumda sorunlar artmış durumda. Tabii maskülaniteden gidin kadınları dövün, kadınlara şiddet uygulayın, kötü davranın demek değil, asla değil. Bu tarz şeylere kesinlikle karşıyım. Zaten maskülen bir erkek bunları zaten yapmaz. Daha çok kendine özgüveni olmayan feminen beta erkeklerin yaptığı şeylerdir bunlar. Red pill erkek olaraktan özellikle kadınlar ve feminist erkekler red pill'i çok yanlış anlıyorlar. Red pill kesinlikle kadınlardan nefret etme, kadınlardan intikam alma öğretisi değil. Tam aksine kadın erkek dinamiklerini gerçek anlamda yaşayabilme ve ilişkilerin çok daha iyi olabilmesi, kadınlara karşı da koruyucu olabilme. Red pill erkekler zaten kadınları severler. Onlardan nefret etmezler. Kadın ve erkek toplumun iki ögesi ve hiçbir zaman birbirinden ayrılmaması gereken iki ögesi, birbirini tamamlayıcıdır. Birbiriyle yarış halinde olan iki farklı cinsiyet değil. Birbirlerini tamamlayıcı cinsiyetlerdir. Zaten kadın erkek birlikteliği olmadığı zaman toplum yapısı çökecektir, aile yapısı çökecektir ve gelecek nesiller tamamen bir yıkım içinde olacaklardır. Bana Instagram'dan pek çok soru geliyor. Buraya Instagram accountlarımı da koyacağım. Bana sorularınızı oradan yazabilirsiniz. Soru yazarken Instagram accountumu da koyuyorum. Genelde sorular Instagram'dan geliyor bana. Yalnız bunu yazarken şöyle dikkat edin. Fake accountlardan gelen, resmi olmayan, garip isimlerde olan şeyleri, garip soruları, saygısızca yazılan soruları cevaplamıyorum. Çoğu zaman telefonla da konuşurum sizinle. Konuştuğum arkadaşlarım, pek çok insanla konuştum Türkiye'nin her yerinden. Herkese yardım etmek istiyorum. Red pill'in yayılması lazım kadın erkek dinamikleri için. Bu ileride pek çok Red pill kanalı var. Onları da izleyebilirsiniz. Erkek adama bakıyorum ben. Diğerlerini çok izlemiyorum. Yabancı kanalları izliyorum. Bunlara da bakabilirsiniz. Öğretinizi genişletmeniz için. Herkese merhabalar. Kendinize iyi bakın.